Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte birkaç video öncesinde Kick platformundan bahsetmiştik. Bu videoda da Kick platformunun yayıncı paneline birlikte bakıyor olacağız. Neler bulunuyor? Bizi ne gibi konular karşılıyor? Bunlara birlikte bakalım. Şimdi gelin hızlıca videoya geçelim. Videoya geçmeden önce yayın yapmak istiyorsanız ve yayınla alakalı ayarlarınızın nasıl olacağını bilmiyorsanız eğer kanalımdaki önceki videolara bakabilirsiniz ya da Sizlere güzel bir haberden bahsetmek istiyorum. OBS ve yayıncılıkla ilgili Udemy'de sizler için mükemmel detaylı bir kurs hazırladım. Bu kursun sonucunda direkt olarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve Discord kanalımızda Udemy kursu yerlerine özel birçok kanalımız bulunuyor. Aktif olarak da buradan bilgi alışverişi birbirimizle yapıyor olacağız. Eğer siz de tüm detaylarıyla Udemy kursuna katılmak isterseniz açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. Öncelikle Kik platformuna giriş yapıyor ve sağ üst taraftan kayıt ol butonuna tıklıyorum ben de daha önce bir hesap açmadım kayıt ol diyorum ve buradan Google'la kayıt ol diyeceğim burada benim bir tane hesabım var bunu deneyeceğim buradan mesela hangi onur diyelim buradan doğum günümüzü yazıyoruz Ve kaydet dediğimizde bir şartlar ve koşullar bölümü geliyor. Bunu kabul ediyoruz ve hesabımız açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi zaten ana sayfasını bir önceki videomuzda birlikte göz gezdirmiştik. Hemen sağ üst taraftan profil ikonuna tıklıyorum ve buradan yayıncı paneline gidiyorum. Yayıncı paneline ilk giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi neredeyse Twitch'e benzer bir tasarım bizleri karşılıyor. Sol üst tarafta session info Yayın ön izlemesi, etkinlik akışı, denetleme akışı ve sohbet olarak 2 4 totalde 5 yer bulunuyor. Bunlara teker teker bakacak olursak gördüğünüz gibi session info tarafında bir yayın ön izleme ekranımız var. Etkinlik akışımız, denetleme akışı ve sohbetimiz burada bulunuyor. Yayın izlemesine tıkladığımızda yayın ön izlemesini kapatıyor, etkinlik akışında etkinlik akışını kapatıyor, denetleme akışında denetleme akışını, sohbete bastığımızda da her şeyi kapatıyor. Yani istediğimiz her şeyi buradan aktif edip veya deaktif edebiliyoruz. Üst tarafta gördüğünüz gibi oturum bilgileri bölümü var. Yayın, izleyici, takipçi ve yayında olunan süreyi bizlere burada gösteriyor. Bununla birlikte alt tarafta hemen başarılar bölümü var. Başarılar bölümüne tıkladığımızda yapmamız gereken hedefleri bizlere gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi... Abonelik özelliğini etkinleştirmemiz için topluluğumu oluşturun. Yani toplam 75 takipçi sayısına ulaşmamız gerekiyor ve bununla birlikte totalde 5 saatlik bir yayın geçmişimiz olması gerekiyor. Eğer bu iki başarımı sağlarsak abonelik özelliğini etkinleştirebiliyoruz. Aşağıya doğru gittiğimizde kanalı doğrulamamız gerekiyormuş yani kanalımızın ismini ne tür içerikler yayınlıyorsunuz? Kanalınız yukarıdaki gereklilikleri karşılıyorsa, yani gördüğünüz gibi iş ortaklığına giden yol özelliklerini karşılıyorsa veya üstüne çıkıyorsa, lütfen ilişkili Kik e verify kick e-posta adresinizden verify@kick.com adresine bir e-posta gönderin. Lütfen kanalınızın ismini ve ne tür içerikler yayınlıyorsunuz bunları yazarak bir mail atmamız gerekiyormuş. Doğrulama için de bir telefon numarası girmemiz gerekiyor ve iki faktörlü güvenliği de etkinleştirmiş olmamız gerekiyormuş. Bununla birlikte aşağıya indiğimizde 1 2 3 4 5 adet daha bir başarım bizlere sunmuş. Son 30 günde toplam 20 aboneye ulaşın diyor. Son 30 gün içinde ortalama 75 izleyiciye ulaşın diyor. Son 30 gün içinde toplam 12 gün yayın yapın diyor. 30 gün içinde toplam 30 saat boyunca yayın yapın ve 30 gün içinde 300 benzersiz sohbetçiye sahip olun diye de 5 adet de bizlere başarım sunuyor. Zaten baktığınızda çok sade bir arayüzü var. Eğer yayıncılığa yeni başlıyorsanız gayet kafanızın karışmayacağı şekilde kullanabileceğiniz bir stüdyo bölümü olmuş. Topluluk bölümüne tıkladığımızda sohbet ayarları bölümü var. Burada sohbet kurallarınızı yazabiliyorsunuz. Yasaklı kelimeleri buraya girebiliyorsunuz. Yani chat'te yazılmasını istemediğiniz kelimeleri buraya yazarak otomatik olarak engellenmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte aşağıda diğer seçenekler de bulunuyor. Bunları da değerlendirebiliyorsunuz. Moderatörler bölümüne geldiğinizde buradan yeni bir moderatör ekleyebiliyorsunuz. Rozetler bölümünden de gördüğünüz gibi VIP rozetleri ekleyebiliyorsunuz veya OG rozetleri ekleyebiliyorsunuz. OG rozetlerini ben de bilmiyorum açıkçası. Ben de sizlerle birlikte yavaş yavaş öğreniyorum. Bunu bir araştıralım bir sonraki videoda bakarız zaten. İfadeler bölümüne geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi yeni ifadeler ekleyebiliyoruz. Yani izleyicilerimizin kullanabileceği kendimize has özel ifadeler düzenleyerek buraya ekleyebiliyoruz. Ayarlar bölümüne geldiğimizde profil ayarlarımız bulunuyor. Profil ayarlarında gördüğünüz gibi avatarı düzenle, afiş resmini düzenle, çevrim dışı afiş resmini düzenle. İşte kullanıcı adınızı değiştirebiliyorsunuz. Tabi bunun için kullanıcı adınızı değiştirdikten sonra 60 gün sonra tekrar değiştirebiliyorsunuz. Biyografinizi ekleyebiliyorsunuz. Diğer sosyal medya hesaplarınızı ekleyebiliyorsunuz. Content Preferences'ta da daha önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi artı 18 yani kumar veya hat top yayınları yapıyorsanız bunları da işaretlemeniz gerekiyor gibi bölüm açmışlar. Yayın anahtarı bölümüne geldiğimizde yayın bağlantısını ve yayın anahtarımızı görebiliyoruz. Bunları kopyalayarak OBS'imize yapıştırıp yayınımızı yapabiliyoruz. Restream ile de istersek yayın yapabiliyoruz. Restream bizde çok kullanılmıyor. O yüzden OBS'ten direkt olarak bağlanıp yayınlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Güvenlik bölümüne gelelim. Güvenlik bölümünde de şifrenizi değiştirebiliyorsunuz telefon numarası ekleyip değiştirebiliyorsunuz ve iki faktörü etkinleştirebiliyorsunuz. Bildirimler bölümüne geldiğimizde de takip ettiğim bir kanal yayına girdiğinde bana e-posta gönder diyorsunuz veya ekran bildirimleri tarafında da takip ettiğim bir kanal yayına girdiğinde bana bildirim gönder seçeneğini seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada SMS bildirimlerini de alabileceğiniz bir bölüm var. Arzu ederseniz bunları da açabilirsiniz. Yani genel olarak baktığımızda aslında anlatabileceğimiz çok da bir şey yok. İnanılmaz derecede sade, inanılmaz derecede kolay bir panel yapmışlar. Zaten bu ana ekranın sağ tarafına da baktığımızda burada takipçilere özel sohbeti açıp kapatabiliyoruz. Yavaş modu aktif edip kapatabiliyoruz. Yalnızca ifadeler sohbeti açabiliyoruz. Advanced Bot Protection açabiliyoruz. Engellenen terimlere direkt olarak buradan müdahale edebiliyoruz ve yayıncı paneli bölümü de zaten burası. Yani genel olarak baktığımızda bu kadar sade olması bir yandan iyi bir yandan kötü. Çok fazla özellik yok bizlere sunulan. Fakat bununla birlikte de bizlere bir kullanım kolaylığı sunuyor diyebiliriz. Tabi daha öncesinde de konuştuğumuz gibi ne kadar etkili bir yayın platformu olacak. Türkiye'de herhangi bir kitle ulaşabilecek mi? Bunların hepsi tamamen soru işareti ama bununla birlikte eğer Türkiye'de tutacak bir durumu olursa da bildiğiniz gibi yeni açılan platformlarda en başta yerimizi alırsak sonrasında büyümemiz ve gelişmemiz çok daha kolay olabiliyor. Ama tabi burada ince kırmızı çizgiler var bu platformla alakalı bu nedenle net bir şekilde bir şey söyleyemiyorum. Bunları tamamen sizlerle birlikte görüyor olacağız birlikte yaşıyor olacağız aslında. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.